öğretici bir sohbet oluyor. Şimdi ben öncelikle bütün izleyicilere merhaba demek istiyorum. Bu gündemin konuşulmayan birkaç noktasına değineyim. Çünkü konuşulan şeyleri tekrar etmek istemem. Ya şimdi nereden kaynaklanıyor bu kir? Buna bir bakmak gerekiyor bence. Şöyle, şimdi hep işte temiz toplum deniyor, temiz siyaset deniyor, işte devletin şeyinden ayıklanmasından söz ediliyor ya da yeniden yapılandırılmasından söz ediliyor. Bunlar güzel, hoş ama bence bu sorunun bir kaynağına inmek gerekiyor. Yani nerede film kopuyor ve nerede bu kadar kirli, kanlı bir yapılanma ortaya çıkıyor? Şimdi bir, bizim parti başından beri bu işte Sedat Peker videoları çıktığından beri şunu söylüyoruz. Bu ekonomik düzen bu suç örgütlerini üretir ama aynı zamanda ortadaki suç bu suç örgütlerinden ibaret değildir. Şimdi bunu biraz aşmam gerekiyor. Mesela bu Marina ile ilgili, ben burada isimler vermemeye çalışacağım ama çok konuşulan bir olgu Marina. Ve ne dedi Sedat Peker? İşte Azeri iş adamının Marina'sına çöktüler dedi. Ucuza kapattılar dedi. Ama şu soruyu bunun üzeri örtülüyor. Bu iş adamı, evet çöküldüğü açık ortada. Ama bu iş adamı acaba neyin üzerine çökerek bu Marina'nın sahibi oldu? Çünkü Azerbaycan 1991'e kadar Sovyetler Birliği'ne aitti. Sovyetler Birliği'nde patronlar yoktu. Beğenelim beğenmeyelim Sovyetler Birliği'ni. Bu ayrı. Ama çok kısa süre içerisinde değil mi? 98'de kurmuş o büyük şirketini, gemiler falan sahibi olan şirketini. Yaklaşık 7 yılda inanılmaz bir servet. Şimdi orada başka bir yere çökülmüş, kamunun kaynaklarına, Azeri halkının kaynaklarına çökülmüş belli ki. Yani 7 yılda bir insanın, bir işçi ailesinden gelen bir insanın 7 yıl içerisinde böyle bir serveti biriktirmesi, bunun sorgulanması gerekiyor. Ya da başka şeyler, şimdi ihaleler. Şimdi bu suç örgütleri denilen mekanizma nasıl çalışıyor? Mesela ihalelere de devreye giriyorlar. İşte ihaleye fesat karışıyor. Ya da ihalede rakip firmaları tehdit ediyorlar. Başka firmalardan komisyon alıyorlar. Ama o ihalelerin kendisini niye sorgulamıyoruz? Ya da neden toplum yararına olan bazı hizmetlerden birileri büyük karlar elde ediyorlar? Bunlar olduğu sürece bu suç örgütleri devreye girer, suç örgütleri devreye girmezse de bürokratlara rüşvet işler. Dünyanın da her yerinde böyledir. Temiz kapitalizm diye bir şey yok. Dolayısıyla ben uzatmayacağım, yani burada kapitalizmi anlatarak vakti geçirmek istemiyorum. Çünkü konumuz da önemli ama şunu söylemek zorundayım. Bu suç mekanizmaları bugünkü piyasa ekonomisinin ürünüdür. Neoliberalizmin ürünüdür de demek yetmiyor. Evet, neoliberalizmin uzun bir dönem bir saldırı aracı olarak kullanıldı. Ama öte yandan da şunu bilelim, kapitalizmin kendisi, yani bu kar mekanizmaları, sermaye birikim süreçleri bu suç mekanizmalarını yaratıyor. Bir, bunu altını çizmek istiyorum. İki, şimdi Türkiye'de niye bunlar kanıksandı ve toplumda niye bu işte çeteler falan böyle bir şey haline getirildi, fetişleştirildi, semboller haline getirildi? Bu soruyu sorduğumuzda mutlaka ve mutlaka tarikatları da beraber düşünmemiz gerekiyor. Ya da laikliğin ayaklar altına alınmaz. Çünkü neden? Şimdi bu kutsallık, işte bazı kişilerin dokunulmazlık elde etmesi, işte şu andaki siyasi iktidarın olduğu gibi, işte hukuk işlemiyor onlara, eleştiride bulunamıyorsunuz, onların sözleri ya da eylemleri yargılanmıyor. Peki bunun arka planında ne var? Toplum niye bunu kanıksadı? Çünkü toplum sistematik bir şekilde laiklikten uzaklaştırıldı. Türkiye'de laikliğin bu kadar ayaklar altına alınması, buna ses çıkarılmaması, Türkiye'deki suç örgütlerinin
yeşerdiği bataklığı güçlendirdi. Ve bakın şimdi ülkücü mafya falan deniyor, ediliyor. Ama bir de tarikatlar var. Orada da bir ekonomi dönüyor. Orada da suç mekanizmaları dönüyor. Tarikatlar hala suç. Bunun altını çiziyorum. Ve muazzam bir ekonomi var orada. Şunu hatırlatacağım. Düne kadar Sedat Peker gibi çok popüler, işte gene devlet tarafından, siyasi iktidar tarafından gayet güzel kollanan, işte şey yapılan, muteber kişiydi Adnan Oktar. Değil mi? Şimdi cezaevinde bir operasyon yapıldı. Ama unutmayalım, Adnan Oktar'ın aslında bir şaka ya da bir komedi filmi gibi gelen faaliyetleri, ya acı çektik hep birlikte. Türkiye'deki eğitim sisteminin bilimden uzaklaştırılmasında bu tarikatın büyük işlevi oldu ve siyasi iktidarından yararlandı. Hepimiz hükümlüydük. Ağzımızı açtığımız zaman hakarete girer bilmem ne diye cezalar aldık. Ve evrim teorisinin Türkiye'de gündemden düşürülmesi, evrim teorisinin tukaka ilan edilmesi de bu tarikatın büyük bir işlevi oldu. Bunu niye anlatıyorum? Bu mekanizmalar, işte suç örgütleri, çeteler, mafya, tarikatlar, bunların hepsi bir bütün ve bir ideolojik temele yaslanıyorlar. O ideolojik temel de Türkiye'de karşı devrimci bir ideoloji. Yani Türkiye tarihinde ileriye dönük ne varsa buna cumhuriyet de dahildir. Hatta belki de en önemlilerinden bir tanesi cumhuriyettir. Buna dönük bir karşılık üretiyorlar. Şimdi bu işin ideolojik kısmı ve bu sayede de muazzam bir toplumsal meşruiyet elde ediyorlar. Yani Sedat Peker'in, başka örgütlenmelerin, benzer kişilerin, işte Adnan Oktar'ın, başka tarikatların bu kadar popüler hale gelmesi, bu kadar dokunulmaz hale gelmesinin kaynağında Türkiye'de karşı devrimin meşrulaşması vardır. Karşı devrim nasıl meşrulaşır? Örneğin Osmanlıcılık meşrulaştı Türkiye'de. Osmanlı hanedanlığı meşrulaştırıldı. Bütün bu suç örgütlerinin iki tane dayanağı var. Din adına hareket ediyorlar, vatan adına hareket ediyorlar. Ya da ikisi adına hareket ediyorlar. Şimdi bunu bilmeden bu meseleyi konuşma şansımız yok. TKP açısından baktığımız zaman bu Sedat Peker'in anlattıkları önemli. Bir bölümüne kanıt da gösteriyor. Yani bu Kıbrıs'taki cinayet falan, ya bunların hepsi önemli ve incelenmeli. Ancak bataklığın kendisi, bütün bu suç mekanizmalarının zeminini de değerlendirmek zorundayız. Yoksa öbür türlü bir suç örgütü gider, yerine bir başkası gelir. İşte birisi marina sorumluluğundan vazgeçer, istifa eder. Ama yani hiçbir şey değişmez ki. Uyuşturucu trafiği de devam eder. Yani dediğim gibi bataklığın kendisini kurutmamız gerekiyor. Ne yazık ki bugünkü sömürü sistemi sürdüğü sürece bizim bu bataklığı tamamen kurutma şansımız yok. Bu demek değildir ki bekleyelim, işte bütün bu olup bitenlere ses çıkarmayalım. Tabii ki çıkaracağız. Bütün suçluların yakasına yapışmak zorundayız. Ama bunun da koşulu örgütlü toplum. Böyle video izleyerek, seyirci kalarak Tamam. bu işler olmuyor. Peki. Burada keseyim, Sayın Okuyan, biraz sohbet edelim. Evet. hakikaten şey hani çok fazla böyle bu konularla ilgili yaptığımız yayınlarda daha sık tekrarlanan tezlerle karşılaştırıldığında yani daha farklı, daha sınıfsal bir perspektif sundunuz bize. O anlamda değerliydi analiziniz. Yalnız onun sonuna şu konuda da yorumunuzu rica edeyim. Ondan sonra spesifik sorulara geçelim. Barış Pehlivan burada soracağım soracağım diyor. Bilmiyorum ne soracak, sizi mi Bir sıkıştıracak, şey ne açmasını yapacak? isteyeceğim. Bir saniye. Ama şunu ne olur ekleyin. Ondan sonra da bir reklama gidelim. Ondan sonra devam edeceğiz. Hani dediniz ya örgütlü toplumun olmaması. Şimdi işçiler bir yerde gak diyecek oluyor. Hurra üzerine. Efendim yolda yürüyecek oluyor maden işçileri. Hurra üzerine.
Ondan sonra şeyler efsane haline geliyor ama sadece Twitter'da sen misin alay komutanı, gücün bize mi yetiyor tarzındaki bir takım söylemler. İşte bugün şeyle ilgili ürün kotası ne Artvin'de, çay kotası mı ne, onunla ilgili bir ses çıkaracak oluyorlar. Hurra üzerine. İkizdere'deki mücadele. İkizdere'de evet doğalarını korumak isteyen, şelalelerini korumak isteyen insanların üzerine bütün güç. Ama acaba hani bu talan aynı zamanda hani mafyanın da yeşermesiyle mi oldu? Bu sendikal mücadelenin gerilemesi, işçi sınıfının haklarının bu kadar gerilemesi, adeta hani sanayi devrimi koşullarındaki o berbat koşullarda çalışmak durumunda kalmaları, yoksa o mu doğurdu bilmiyorum. Soruyu nasıl formüle ettim beğendiniz mi ama anlamlı buldunuz mu ya da o konuda da yorumunuzu rica ederim. Tabii ki.